Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde, bu videomuzda 5. sınıf kesir problemleriyle sizlerle beraberim. Şimdi ilk konumuz bütünden parçaya. Yani ne demektir bu? Bir çokluğun tamamını biliyoruz. Bize bir kısmını soruyorlar. Yani belli bir kesir kadarını soruyorlar demektir. Ne yapacağız? 4. sınıftan da bu konuyu hatırlarsınız. Açıklamamızı okuyalım. Bir çokluğun Verilen kesir kadarını bulmak için çokluk yani sayı bize verilen sayı önce paydaya böleriz. Sonra pay ile çarparız. Hemen problemlerimizi çözersek konuyu daha iyi anlatmış oluruz. Bir okuldaki 666 öğrencinin 9'da 5'i erkektir. Bu okuldaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? İlk problemde şekil çizerek sizlere göstereyim. Daha sonraki problemlerde şekil çizmeden göstereceğim. Şimdi bir okuldaki şöyle bir bütün yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle uzatıyorum. 7, 8 ve 9. Şöyle 9 yapayım. Bir okuldaki öğrenci sayısı 666'ymiş. Bunun tamamı 666. 9'a kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'da 5'i erkektir. Yani 9'a kesmişiz. 5 parçası. Yani şu boyalı olan kısım erkeklerin sayısını bildirmektedir. Hemen ne yapıyorduk? Ve bize verilen öğrencilerin tamamını biliyoruz. 9'a böleceğiz. Ve 5 ile çarpacağız. 666'yı 9'a bölüyoruz. 6'da 9 yok. 66'da 9. 9 kere 7 63 yapar. 9 kere 8 fazla olur. 72'ye gider. Evet 3 kaldı. 6'yı indiriyorum. 36. 36'da 9. 4 defa var. 4 kere 9 36. Ne yaptım ben? 9'a böldüm. Yani bir parçayı buldum. Bir parçanın içinde 74 varmış. Biz 5 parçasını sorduğu için 1, 2, 3, 4, 5 parçasını bize e, sorumuzda sorduğu için 74 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 4, 20 elde var 2. 5 kere 7, 35. 2 de elde, 37. İşte sayımızı bulduk. 370 erkek öğrenci varmış. Sorumuz bitti. İkinci sorumuza bakalım. Bir çiftçi 2525 kilogram zeytinin 25'te 8'ini satmıştır. Geriye kaç kilogram zeytin kalmıştır. Şimdi ilk önce satılanları bulacağız. Biz geriye kalan satılmayanları istiyor bizden. 2.525 kilogram bütün zeytinlerin kilogramı. 2.525'i önce paydamıza bölüyoruz. 25'e bölüyorum. Evet. 2'de 25 yok. 25'te 25 bir defa var. 1 kere 25, 25... Hemen yapıyorum. Bir basamak daha indiriyorum ve onu soruyorum. 2'de 25 var mı? Yok. O zaman bir sıfır koyuyorum. Diğer basamağı getiriyorum. 25. 25'te 25 yine bir defa var. Evet. Ne yaptım? 25'e böldüm. Yani bir parçayı buldum. 8 parçası satılmış. O zaman 101 ile 8'i çarpıyorum. 8 kere 1, 8. 8 kere 0, 0. 8 kere 1, 8. 808 kilogram zeytin satılmıştır. Bize ne soruyordu? Geriye ne kadar kaldı? Zeytinlerimizin tamamı 2525'ti. Hemen yazıyorum. Ve 808'i satılmış. Onları çıkarmam gerekiyor. 5'ten 8 çıkmaz. 15, 15'ten 8 çıktı. 7 burada kaldı. 1 5'ten 8 çıkmaz. Yine aldım. 15'ten 8 çıktı. 7. Yine kaldı. 1. 1717 kilogram zeytin henüz satılmamış. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Bir otobüs 1812 kilometrelik yolun 12'de 5'ini gitmiş ve mola vermiştir. Daha sonra 289 kilometre daha yol giden otobüsün geriye gideceği kaç kilometre yolu kalmıştır? Yolun tamamı belli. 1812. Hemen onu yazıyorum. 12'de 5'ini gitmiş. Yani 12'ye böleceğim. Paydaya bölüyorum yine. 1'de 12 yok. 18'de 12 bir defa var. 1 kere 12 12. Çıkarıyorum. 6 kaldı. Bir basamak daha getiriyorum. 61. 61'de 12 5 defa var. 5 defa 12 60 eder. 1 kaldı. Son basamağımı da ta aşağı yanıma getiriyorum. 12. 12'de 12 bir defa var. Evet. Şimdi yolun tamamını böldüm 12'ye ve bir parçayı buldum. Bize 5 parçasını gittiğine göre 151 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 1 5. 5 kere 5 25 elde var. 2 5 kere 1 5. 2 de elde 7. 755 km yolu gitmiş ve mola vermiş. Daha sonra 289 km daha yol almış. 755 ile 289'u topluyorum ne kadar gittiğini bulmak için. 9 5 daha 14 elde var 1 6 oldu. 6 8 daha 14 yine elde var 1 8 2 daha 10. 1044 km yol gitmiş. Bakalım sorumuza geriye gideceği ne kadar kaç kilometre yolu kalmıştır? O zaman sorumuz henüz bitmedi problemimiz. Yolun tamamı 1812 idi. 1044'ünü gitmiş. Çıkaralım. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8. 0 kaldı. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan aldım. 10'dan 4 çıktı. 6. 7 kaldı burada. 0 kaldı. 768 kilometre daha yolu kalmış. Gideceği yol bu kadar kalmış. Dördüncü sorumuz 480 sayısının 8'de 6'sı 5'te 2'sinden ne kadar fazladır? Yani 480'in 8'de 6'sını bulacağız. Bir de 480'in 5'te 2'sini bulacağız. Bulduğumuz sayılar birbirinden ne kadar fazlaymış göreceğiz. 480'i 8'e bölelim önce. 8'de 6'sını bulmak için 4'te 8 yok. 48'i soruyorum o zaman. 48'de 8 6 defa var. 6 kere 8 48. Çıkardım. Şurada sormadığım bir basamak kaldı. İndiriyorum onu. 0'da 8 var mı? Yok. O zaman buraya bir 0 koydum. 6 parçasını bulmalıyım. 6 ile çarpmalıyım 60'ı. 60 çarpı 6. 360. Şimdi 8'de 6'sını buldum. 360. Bu burada dursun. Şimdi 480'in 5'te 2'sini bulacağım. 480'i 5'e bölüyorum. 4'te 5 yok. 48'de 5. 5 kere 9 45 eder. 3 kaldı. 0'ı indirdim. 30 oldu. 30'da 5 6 defa var. 96. 2 parçasını sorduğuna göre 2 ile çarpmalıyım 96'yı. Evet 2 kere 6 12 elde var. 1 2 kere 9 18 1 de elde 19. 192. Bunu da buldum. Şimdi ne diyordu sorumuzda? 360 yani 8'de 6'sı bundan ne kadar fazladır diyordu. O zaman 360'dan 192'yi çıkarmam gerekiyor ne kadar fazla olduğunu bulmak için. Çıkmaz komşudan aldık. 10'dan 2 çıktı 8, 5 kaldı. 5'ten 9 yine çıkmaz. 15'ten 9 çıktı 6, 2 kaldı. 2'den 1 çıktı 1. Demek ki 168 fazlaymış. Şimdi az önce yaptığımız problemlerin tam tersi olan problemler. Yani parçadan bütüne yani bu kez biz verilen çokluğun tamamını bilmiyoruz. Bir kısmını biliyorsak ne yapacağız? Okuyalım açıklamamızı. Bir çokluğun tamamını bilmiyorsak yani bir kısmı verilmiş ve tamamını bulmamız isteniyorsa verilen sayıyı önce paya böleriz. Sonra payda ile çarparız. Yani az önce yaptığımız problemlerde ne yapıyorduk? Önce alttaki sayıya bölüyorduk. ile çarpıyorduk. Bu ise onun tam tersi Önce üstteki paya böleceğiz, sonra paydayla çarpacağız. Niye böyle yapacağız? Şimdi şekille sizlere göstereceğim. 7'de 5i 180 sayfa olan kitabın tamamı kaç sayfadır? Şimdi şöyle bir şekil çizerim. Evet. Şöyle uzatıyorum. İlk önce kesir kesrimi işaretleyeceğim yani 1 2 3 4 5 6 7 şöyle fazla oldu. Bu kısım bu şekil iyi olmadı. Tekrar çizeyim. Güzel çizemedim. Evet. Şöyle yapalım. Eşit yapamadım çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. 7'de 5'i. Yani şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 kıs 5 tanesi. 5 parçası 180'miş. Yani tamamını bilmiyorum. Sadece 5 parçayı biliyorum ben. Bakın kitabın kalan kısımlarını bilmiyorum. Yani 7'de 5 demek şöyle onu da yazalım. 7'de 5'i yani 5 parçası 180 sayfaymış. Şimdi bu ben bir parçayı bulmam lazım önce. Bakın 5 parça 180 olduğuna göre 180'i ilk önce üstteki 5'e bölmem gerekir. Niye? Bir parçayı bulacağım çünkü. Hemen şurada bölüyorum. 180'i 5'e bölüyorum. 1'de yok. 18'de 5 3 defa var. 3 kere 5 15. 3 kaldı. 0 indirdim. 30 oldu. 30'da 5 6 defa var. Evet 36. Bakın bir parça 36. Şuraya yazıyorum. Ve şimdi bu kitabın tamamını bulabilirim. Kitabımızın tamamı kaç parçaydı? 7 parçaydı. Yani alttaki payda kadardı. 36 ile 7'yi çarparsam kitabın tamamını bulacağım. 7 kere 6 42 elde var 4. 7 kere 3 21. 4 delde 25. Bakın kitabımızın tamamı 252 sayfaymış. Ne yaptık? Kitabın sadece 7'de 5'inin 180 sayfa olduğunu bildiğimiz için tamamını bulmamız isteniyordu. Bu kez az önceki problemlerden tam tersi olarak 180'i önce yukarıdaki sayıya böldüm ve bir parçayı buldum. 36. Sonra tamamını bulmak için 7 ile çarptım ve tamamını buldum. Devam edelim. Kırtasiyedeki kalemlerin 9'da şey 4'ü 240 tane olduğuna göre tamamı kaçtır? 9'da 4 parçası 240 tane. Yani 4 parçası 240 taneymiş. Ben bir parçayı bulmalıyım. 240'ı önce 4'e bölmeliyim. 2'de 4 yok. 24'te 6 defa var. 6 kere 4 24. Yapmadığım bir basamak var. İndiriyorum. 0'da 4 yok. O zaman buraya bir 0 koyuyorum. İşte bir parçayı buldum. Şimdi tamamını bulmak için 9 parçaymış tamamı. 60 ile 9'u çarparım. 9 kere 0 0. 9 kere 6 54. Demek ki bu kalemlerin tamamı 540 tane kalem varmış 40 tanesiyle. Son iki sorumuz. Bir traktörün kasasının 5'te 2'si boştur. Bu traktöre 1682 kilogram portakal daha konulduğunda kasa doluyor. Buna göre traktörün kasası kaç kilogram domates alır? Bunu da şekil çizersem daha iyi olacak sanıyorum. Evet şöyle 5 parçalık bir şekil çizelim. Evet 3, 4 ve şuraya da gelirsem 5. Beş. 5'te ikisi boşmuş. Bakın sevgili öğrenciler 1, 2, 3 parçası dolu. 5'te ikisi boş. Bu traktöre 1682 kilogram portakal daha konarsa konulduğunda kasa dolacakmış. Yani şu iki parça 1682 kilogrammış. Yani. O zaman 1682'yi 2'ye bölersem bir parçayı bulacağım. 1682'yi 2'ye bölüyorum. Bir de yok. 16'da 8 defa var. Evet. Bir basamak daha indiriyorum. 8'de 2 4 defa var. Son basamağı da indiriyorum. 2'de 2 bir defa var. Evet. Traktörümüzün bir parçasını bulmuş oldum. Traktörümüzün bir parçasına 841 kilogram portakal dolduruluyormuş. Peki tamamını doldurursak tamamı traktörümüzün 5 parçadan oluşuyordu. Kasası 841 ile 5'i çarpalım. 5 kere 1 5 5 kere 4 20 elde var 2 5 kere 8, 5 kere 8 40 2 de elde 42 Demek ki traktörümüzün tamamı 4205 kilogram domates alıyormuş Aa, domates diyorum portakal olacaktı yanlış yazmışız çocuklar soruyu portakal diye düzeltiyorum Evet devam edelim dördüncü soruya Büyük bir mağazadaki pantolonların 14'te 11'i 198 tanedir. Bu pantolonlar 28 liraya alınıp 40 liraya satılacaktır. Yani toptancıdan 28 alıp 40 liraya satacakmış mağaza sahibi. Tüm pantolonlar satılırsa mağaza sahibi kaç lira kar elde etmiş olur? Ee, şöyle yapalım. 14'te 11'ini biliyoruz. Tamamını bilmiyoruz. İlk önce 198'i 11'e bölelim. Evet. 1'de 11 yok. 19'da 1 defa var. 11. 8 kaldı. 88 11. 8 defa var. 8 kere 1 8. 8 kere 1 8. Bir parçayı buldum. 14 parçayla çarpmam lazım. 18 ile 14'ü çarpıyorum. 4 kere 8. 32. Elde var 3. 4 kere 1. 4. 3 de elde. 7. 1 kere 8. 8. 1 kere 1. 1. Topluyorum. 2. 15. 2. 252 tane pantolon var. Şimdi Pantolonları mağaza sahibi 28 liraya almış, 40 liraya satacak. 40 liraya satıyor. Ne kadar kar elde ediyor? Önce onu bulalım. Bir pantolondan kaç lira kazanabilir? 40'tan 28'i çıkaralım. Evet. 2 3'ten 2 çıktı 1. Yani 12 lira kar yapıyor bir tane pantolon sattığında. Pantolonlar 252 tane. 12 ile çarpalım. Bakalım kaç lira kar elde eder. 2 kere 2 4 2 kere 2 şey 2 kere 5 10 10'un 0'ı elde var 1 2 kere 2 4 bir de elde 5 1 kere 2 2 1 kere 5 5 1 kere 2 2 4 2 5 5 daha 10 elde var 1 3 3024 lira kar elde edecek bu mağaza sahibi bütün pantolonları satarsa bu soruyla dersimizin sonuna geldik sizlere iyi çalışmalar Derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.